Ama millet buna şey yapıyor. Aa, asgari ücret arttı. Seviniyorlar ya, çok ilginç. Bu hayat şartlarında 50 liraya 100 liraya hiçbir şey yapmıyor. Bence 3,5-4. Vallahi bence 3000 liranın üzeri olmalı. 4000 lira aşağı geçim çok zor. İnsanca yaşamak için 5000 lira olmalı. Bence 3,5 milyar, 4 milyar. Asgari ücret bağlandığı zaman bütün her şeyin bağlanması demektir. TÜİK verilerine göre asgari ücret en fazla 2792 TL. DİSK verilerine göre ise net 3800 TL olmalı. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? 3800. Anca bu hayat şartlarında 50 liraya 100 liraya hiçbir şey yapmıyor. Bunun çocuklarının geleceği, eğitimi, şunu bunu, kirası neyi? Anca yani o bile yetmiyor yani Türkiye şartlarında. Ama yapacağımız hiçbir şey yok. Kanun ne derse, adalet ne derse bizim isteklerimiz bunda yani. Onun için hayırlısı olsun diyelim. Vallahi en aşağı 3,5 olmalı. Geçim zor, geçinilmiyor. Ben şimdi bir şey söylemeyeceğim. Ben buraya gurbetçiyim. Almanya'dan geldim. Bizim orada aşağı yukarı Almanya'yı söyleyeyim 1700 lira falan asgari ücret. Buradaki kişiler aslında bakıyoruz tabii biraz yani sıkıntımız var falan diyorlar, yetmiyor falan ne diyorlar aylıklar falan ama yaşantıları gayet güzel gözüküyor tabii. Yani ben uzaktan gördüğümce şu anda tabii belli bir şekilde bir şey söylemem de yani bu şekilde söylerim tabii. Asgari ücret şu an isterse 10.000 TL olsun pek bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü enflasyon oranları belli. Asgari ücreti fiyatını arttırmak yerine enflasyonları düşürmeye çalışmaları daha mantıklı olur bence. Ama bu gidişle de enflasyon düşeceği pek öngörmüyorum. Allah sonumuzu ailesin, hiç önü açık durmuyor. Ülkenin gençleri umutsuz, pervasız bir şekilde geziyor sokaklarda. Bence ikisi de yetersiz yani. En az 4500 lira olması gerekli yani. Asgari ücrette yani dar gelirleri düşünmeleri lazım devlet büyüklerinin. Yani biraz daha yükseltip güzel bir şey çıkartmaları lazım yani. Bence 3,5-4 anca. Yani o da kurtarmaz gerçi de. Yani hepimiz dar gelirli insanlar olduğumuz için anca bu kadar kurtarır diye düşünüyoruz. Mecliste bizleri yönetenlerin aldıkları ücretin %10'u yeterli derim ben. Bilmiyorum nasıl bir hesap yaptım. Bu kadar diyorum. Vallahi asgari ücret bugün bir kirada bir olan vatandaşa sorup işte bugün olmuş 1100 lira bir ev kirası. Ondan sonra elektrik faturası, su faturası 100'den 150'den aşağı gelmiyor. Yani ortalama bir durum. Bugün hele 2 çocuklu, 3 çocuklu bir aile olarak yani 3700 lira falan çok komik bir rakam bence. Hani 3500 lira olmasını istiyorum yani. Şimdi 2700 çok az. 3800 de çok fazla. Şimdi yaşadığımız sürece baktığımız süre. Ama en güzel ortalama bir fiyat CHP Genel Başkanı'nın dediği gibi 3100 lira artı vergi alınmamak şartıyla gayet ideal olduğunu düşünüyorum. 3100-3500 arası olması mankul, yani mantıklı bence. Artı şöyle bir şey daha var. Sayın vekillere dönüp baktığımız zaman Cumhurbaşkanı da dahil, bakanlar da dahil. Bir asgari ücretle çalışan insan 2000 lira maaş alırken diğer taraftan 30 bin lira maaş alan bir vekil var. Kendilerine zaman geldiği zaman korkmadan, hani insanlardan milletten çekinmeden abartabildikleri kadar zam yapıyorlar. Ama asgari ücret diye geldiği zaman 40 dereden 40 su getiriyorlar. İnsanca yaşamak için 5000 lira olmalı. Yani insanca yaşamak derken işte bir insan çocuğunu alıp bir yemek yemeye gidebilmeli, senede bir tatile gidebilmeli, kendine işte çocuğuna yani insan gibi yaşamak için, hani zengin değil yani öyle hani normal bir yaşam için en az bence 5000 lira olmalı. 3700 lira da yetmez. Çünkü bugün en ucuz ev kirasının 1000 lira olduğunu düşünürsek 3000 lira olsa bile geriye kalır 2000 lira. Yani 2700 yani bunun bugün bir pazara gitmek 4 kişilik bir aile için en aşağı 200 lira. 4 pazar 800 lira. Doğalgaz bugün gelecek 500 lira. Buyurun hesabınızı yapın. Yani 3700 lira bile az bana sorarsanız. Bence 3,5 milyar 4 milyar. Yani nasıl geçinecekler onlar düşünmek lazım. Kendileri nitsin, alıyorlar, yiyorlar, oturuyorlar. Ama onların çocukları hele bu dönemde evde kiraysa 1500 liradan aşağı ev kiraları bulunmuyor. Yazık yani. Bence çok haksızlık.
memleketin ortamını biliyor. Durumu da biliyor nasıl olsa. Yani bunlara kaldıysak onların dediklerinin hiçbiri de normalde 4000'den aşağı olmaması lazım. Bence en az bir 3000 liradan aşağı olmamalı. En az 3000 liradan aşağı olmamalı. Yani şöyle bir şey var. Asgari ücret işte şu kadar olmalı diye bir şey söyleyemem ama mesela sürekli haberlerde falan çıkıyor asgari ücret artıyor vesaire falan. Millet buna herhalde seviniyorlar. Ama artıyor da hayat şartlarını da arttırıyorlar. Hani eşit bir denge kuruyorlar. Ama millet buna şey yapıyor. Asgari ücret arttı. Seviniyorlar ya, çok ilginç. Yani sadece bunu söyleyebilirim bu konu hakkında. Belli bir oranda olmalı ama hani devletimizin, hükümetimizin en iyi karar vereceğini düşünüyorum o konuda. Bence 3000'i geçmeli. Yani imkansız bir şey. 2700'müş, 2900'müş. Yani geçim çok zor. Asgari ücretin yeni yılda 4000 lira olacağını duydum haberlerde. Güzel bir haber bence. Vallahi bence 3000 liranın üzeri olmalı. 3000 TL'nin üzeri olmalı yani. Çünkü vatandaş anca geçiniyor. 3000 lira. Şu an için yeterli diye düşünüyorum. Askeri, yani bu demek askeri oluyor yani. Askeri en azdan, yani 3000 liradan başlar en kötü. Şu anda zaten askeri çalışan halkımızın %50'si askeri çalışıyor. 3000 lirada ailede bir kişi çalışmaya karşıyım ben. Ailede iki kişinin çalışması lazım. İki kişi çalıştığı zaman bir ailenin gideri de 5-6 bin lira yeterli diye düşünüyorum. Çünkü asgari ücret bağlandığı zaman bütün her şeyin bağlanması demektir. Yani sen fabrikadan bir şey alıyorsun, ürün alıyorsun. Asgari ücret zam geldiği zaman o da ürüne yansıyacaktır. Ne fark ediyor ki asgari ücretin bağlanması? Vallahi şu anda 4000 liradan aşağı geçim çok zor. Ne bileyim yani, bu şartlarda millet hep perişan. İşsiz dolu. Asgari ücret çok az.